Muhalefet yok zaten bu ülkede. Muhalefeti başındaki Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'na diktatör diyor ama en büyük diktatör kendisi. Muhalefetin başından gitmiyor. Git. Bırak ya, bırak. Kaç tane seçim kaybettin? Ya bunu çocuğa söylesen çocuk bile cevabını verir yani. Der böyle bir kaybettin ilk, ya biz artık geri zekalı değiliz yani. İnsanları geri zekalı yerine koyuyor. En büyük diktatör Kılıçdaroğlu. Çünkü kendi parti içinde birçok insan var. Birçok milletvekilleri var, birçok düzgün insanlar var. Hiçbirisine yol vermiyor. Daha önce Deniz Baykal vardı. Deniz Baykal'a işte söyleniyordu. Ama nedense bu CHP'nin başına geçen bir türlü bırakmıyor. Büyük gelirler mi var, büyük egoları mı var, neleri var anlamıyoruz. Zaten bunlar yaşı gelmiş kemale. Daha bu yaştan sonra siz neyin peşindesiniz? Ne yapmak istiyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Git evinde o dinlen. Başka şeylerle uğraş. Bırak yani daha iyi yapacak insanlara bırak. Tayyip Erdoğan yıllardır alıyorsa senin sayende alıyor. Halk seni Cumhurbaşkanı'na ortak mı diye düşünüyor zaten. Halkta böyle bir düşünce var. Tayyip Erdoğan'la Kılıçdaroğlu ortak iş yapıyorlar diye. Bu böyle yani. Yıllardır bunlardan. Türkiye'deki muhalefeti şu an şöyle ben size izahatını yapayım. Siyasi parti tamam iyi kötü bir şeyler yapmıştır ama kalkıp da o muhalefet olan partiler de kalkıp Türkiye aynı demin bahsettiğim gibi. Türkiye'de işte yok sizi mahkemeye vereceğiz, yok şu şekilde yapacağız. Siz adaletsiz bir sistemde yönetiyoruz. Bundan önceki senelere bir bakalım öyle bir. Bu devletten önce, bu hükümetten önceki dönemlere bakalım. İlaç grupları, su kesintileri, onun haricinde daha bir sürü şeyler. Ama şu hükümetin sayesinde Türkiye çok büyük bir şekilde gelişti. Millet bunu ardı etmemesi lazım. Yani muhalefet partilerin çok büyük hataları var benim gözümde. Ama muhalefet olması gerekir diyorsun. Muhalefet olacak. Şimdi muhalefet neden olacak? Herhangi bir hata olduğunda onu karşısına çıkabilmeli. Ama sen kalkıp da dış ülkelere Türkiye'yi farklı bir şekilde göstermesi, güçlü olan bir Türkiye'yi farklı bir şekilde göstermesi benim için almaz yani. Yanlış bir tutumdur. Demokrasi dediğimiz zaman akla muhalefet geliyor. Hükümetten daha fazla bence muhalefet geliyor aklıma. Çünkü muhalefet muhalefetini yapmazsa demokrasi olmaz. Hükümet yanlışını göremez. Hükümet yanlışlarını da devam ediyorsa muhalefeti etkisiz hale getiriyor. O zaman da vatandaşın her iki tarafında da güvensizliği hükümete karşı azalmış oluyor. O yüzden muhalefetin yanlışları da var, hükümetin de yanlışları var. Her liderlerde her zaman olduğu gibi muhalefet liderlerinin de yanlışları var. Herkes iki elini başının arasına iki elini alıp güzelce düşünmesi lazım. Ben nerede hata yapıyorum? Halk, millet ne istiyor? Düşünmesi lazım. Biraz da söylemler daha temiz, daha Türkçe, daha kırmadan özenli olmalı. Lütfen halkınızı düşünün, güzel konuşun. Bir başörtülü hanımefendi olarak Evet. başörtülüğün tartışma konusu yapmasını nasıl buluyorsunuz? Nasıl buluyor musunuz efendim? Asla her iki taraftan da başörtünün tartışma konusu olmasını asla taraftar değilim. Yıllardır gençliğimden, Evet. çocukluğumdan beri çok rahatsız oldum. Çoğu yerlerde başörtüm yüzünden geri plana itildim. O yüzden de çok rahatsız oluyorum. Ben yani her ne olursa olsun, kimin ağzında olursa olsun, ben komşuma saygı duyuyorsam, o da bana saygı duyuyorsa lütfen siyasetçiler de saygı duysun. Biz bunun tartışmasını yapmıyoruz millet olarak. Siyasetçiler de dilini almasınlar lütfen. Türkiye'deki muhalefet zaten şu ana kadar muhalefetliğini yapsaydı iktidar 20 yıldır değişirdi öyle söyleyeyim. Çünkü muhalefet muhalefetliğini yapmıyor. Daha çok iktidara puan kazandırıyor. Puan kazandırıyor, oy kazandırıyor. Diyecek bir şey yok. Bugüne kadar muhalefetten bir şey göremedik yani herhangi bir etki göremedik. O yüzden oyumuzu da veremiyoruz onlara. Yani diyecek bir şey yok. Muhalefet muhalefetliğini yapsa şu ana kadar çoktan Evet. iktidar değişmişti zaten. Sıkıntı yok o konuda. Fatih abi siz. Çok bir seçenek bırakmıyorlar arkadaşımın dediği gibi. Muhalefet muhalefetliğini yapmıyor. Yani diyecek bir şey yok bu konu hakkında. Peki genç kesimle ilgili ne söylemek istiyorsunuz?
genç kesim biraz bilinçli mi şu anda? Ya bence genç kesimden daha ümitliyiz biz. Ya ben daha ümitliyim açıkçası. Çünkü daha bilgili bir nesil yetiştiğini düşünüyorum. Sosyal medya her şeyi öne çıkarıyor artık. Doğruyu yanlışı öne çıkarıyor. Ve sosyal medyayı kullananların sayısı da ülkemizde pek fazla olduğu için bence kesinlikle genç nesil bilinçli. Sosyal medya, hani sosyal medyada gençler daha yoğunlukta olduğu için orada anlık haberler geliyor. Ben daha haberlerde görmeden sosyal medyadaki haber sitelerinde görebiliyorum o haberleri. Orada daha anlık haberler geldiği için ve daha kesin sonuçlu haberler geldiğini düşünüyorum. O yüzden daha bilinçli genç, yani daha iyi yetişiyorlar ama tabii o haber sayfalarını takip edenler daha bilinçli yetişiyor. Bazı şeyler var yani, yine onlar da herhangi bir işimize yaramayacaklar. O genç nesil de, yine gelen de o şekilde hiçbirimiz işimize yaramayacaklar yani. Aynen. Çıkabilir. Türkiye'deki muhalefetle ilgili ne söylememiz gerekiyor? Evet, tabii ki burada partiler devreye giriyor, muhalif partiler devreye giriyor. Ben daha önce dediğim gibi size, AK Parti'ye birçok kez oy vermiş bir insanım ama bu saatten sonra asla vermeyi düşünmüyorum. CHP'ye gelince, evet, CHP kesinlikle, ben CHP'nin gidişatını beğeniyorum bir halk olarak, bir vatandaş olarak. Daha önceki AKP seçmeni olarak, AK Parti seçmeni olarak ben kesinlikle ve kesinlikle AK Parti'nin gidişatını ben çok beğeniyorum. CHP'nin özellikle gidişatını ben çok beğeniyorum. AK Parti, hepimiz bildiğimiz gibi AK Parti gittikçe hem seçmenini çok kaybetti, hem ülkede ekonomik çok büyük sıkıntılar var. Hep kendilerine çalışıyorlar. Bugün eğer Sayın Cumhurbaşkanımızı ben tenzih ederekten söylüyorum tabii ki buradan. Sayın Cumhurbaşkanımız dönsün bugün bir belediyelerdeki dönen şeylere bir baksın. Efendim mesela kendi belediyelerinde özellikle dönen bir yolsuzluklara baksın, dönen rantlara baksın, dönen ihalelere baksın. Bugün bir sokağa insin. Bir görsün bakalım yani bugün ülkede neler oluyor. Sadece makamda oturaraktan bu tarz şeyler, hani halk yönetilmiyor. Bugün bir Tarım Bakanı sabahtan akşama kadar kendi makam koltuğunda oturuyor. Niçin bir çizmesini giyip de tarlaya girmiyor? Niçin sahada değiller? Benim onlara özellikle buradan söylemek istediğim tek şey, eğer gerçek siyaset yapmak istiyorsanız gerçek siyaset sahadadır. Koltuktan, makam koltuğunda oturaraktan, işte efendime söyleyeyim, iki söz yazıp çizip söyleyerekten ülke yönetilmez, devlet, halk yönetilmez. İnin bakayım sokağa. İnin bakayım sokağa, bakın sokaktaki millet size ne söylüyor. Kendinizi o sokakta görün. Kendinizin makam koltuğunda, efendime söyleyeyim, kendi yandaşçılarınızın, efendime söyleyeyim, sizden yiyip içenlerin işte 3-5 tane iltifat, güzel sözlerine bakmayın siz. Bir inin bakalım turizmcisi ne diyor, esnafı ne diyor, efendime söyleyeyim sanayicisi ne diyor, çiftçisi ne diyor, köylüsü ne diyor. Bunlardan maalesef hepsi kulaklarını kapatmışlar. Kendi makam koltuklarında oturuyorlar. Kendilerine söylenen maşallah. Yani tabii ki bugün bizim halkımız da öyle bir halk ki, tabii ki iyilerini tenzih ederekten konuşuyorum. Özellikle mesela hükümet yandaşçıları yedikleri için, bu açık bir gerçektir yani, kimse kusura bakmasın. Çatır çatır da yiyorlar yani hükümetten, bu milletin hakkını yiyorlar yani. Muhalefetten beklediğiniz muhalefeti görebiliyor musun peki? Ben onu şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki biliyoruz ki seçimler de zaten bir 2023'te olacak. Muhalefetten ben CHP'nin kesinlikle ve kesinlikle iyi yapabileceğini ben düşünüyorum. Canı gönülden bunu söylüyorum. Yapacaktır da diye düşünüyorum. Tabii ki bunu çıkaracakları adaya da bağlı. Benim gözümde, şahsen benim kendi görüşüm, gönlümde olan İmamoğlu değil. İmamoğlu biraz fevri davranıyor. İyi bir başkan ama biraz fevri davranıyor. Hani bir yerlerde ister istemez, hani provokasyona getirince bazı millet onu, ister istemez böyle farklı cevaplar. Ama Mansur Yavaş kesinlikle ve kesinlikle aday gösterilmelidir diye düşünüyorum. Çünkü kendisi çok ağır bir insan, yaşını başını almış bir insan. Herhangi bir ego, kendisini tatmin etme gibi bir düşüncesi de yok. Öyle bir duygular içerisinde de değil. Mansur Yavaş olursa kesinlikle ben AKP'nin, CHP'nin daha doğrusu iyi bir yol alabileceğini düşünüyorum. Ki zaten de Allah'ın izniyle 2023'te de kusura bakmasınlar yani. Bunu özellikle ben AK Parti hükümetine söylüyorum. Kusura bakmasınlar. Ne zaman esnafın içerisine indiler? Ne zaman sokağa indiler? Benden nasıl oy bekler? Nasıl ben ona oy vereyim? Nasıl ona oy vereyim? Bugün kusura bakmasın. Ben bugün kira yardımı diyor. Örnek, ben burada esnafım. Kira yardımı diyor. İşte efendime söyleyeyim. Ben bugün örnek ödüyorsam 15 bin lira, 14 bin lira kira. Bunun 750 TL'sini karşılıyor. Ben cep harçlığı istemiyorum. Allah razı olsun ya, size kalsın o ya. Onu da dağıtmayın. Bari hiç olmasa
isminiz lekelenmesin. Onu yapmasanız daha iyi diye düşünüyorum yani ben.